abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ başarılar olun, diliyorum. Eleştirilerini bekliyorum. Tabii. Dayanışma. O da Toroslarımızı araştırmış çok önemli bir hak bilincimiz var. Ali Rıza Yalgın diye. Güzel kitapları vardı. Cennetler diye. Adana Müze Müdürlüğü yapmış. Günlerde öğretmenlik yapmış bir araştırıcı. Bu da çok... Eylül soyadınız? Can Bolat. Aa, Can Bolat soyadlı bir gazetecimiz var. Tarsus'tan. Tarsus'ta mısınız? Yok, Karadolu. Sağ olun. Okuyunca bana şeyinizi de görüşlerinizi iletin lütfen. Tabii. Beklerim. Evet. 9. CNR Mersin Kitap Fuarı'nda bu sene Mersin Büyükşehir Belediye'miz de yer alıyor. Belediyemizin böyle bir etkinliğe katılması bizi çok mutlu etti. Bence çok yerinde bir katılım. Türkiye'deki diğer illerin hemen hemen belki de tamamında yani belki bir ikisi hariçtir ama kültür sanatın, edebiyatın yanında duran büyük şehir belediyeleri ya da belediye başkanları çok az. Yok denecek kadar ama biz Mersin'de Vahap Seçer'in bu desteğinden son derece mutluyuz. Bütün ekibiyle bizi yüreklendiriyor, destek veriyor. Artık ekonomik şartlar nedeniyle yani kitaplar biraz okurların bütçesini aşmış durumda. Özellikle çocukların harçlıkları kitap almaya yetmediği ortada. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Diğer okurlarımız da planladıkları kitapların hepsini alamıyorlar. Birkaç tanesini alıp yetinmek zorunda kalıyorlar. Gelecekte umarım ülke şartları daha iyi olur. Herkesin bütçesi daha iyi olur. Daha çok kitap edinirler. Türkiye'de bizim dönemimizde gazinolu yıllar diye bir şey var. Gençler de Türkiye'de böyle bir dönemin olduğunu da görsünler. Bir de bayağı ünlü isimlere eşlik etmiş, onların plaklarını çıkartmış bir arkadaş. Bunları bir şey yapalım, hem işte Tarsus'u, Mersin'i anlatan hem de İstanbul'un gazino hayatını anlatan bir kitap oluşturalım dedim. Sağ olsun başkanımız Vahap Seçer de bastırdı kitabı. Çok memnunum. Memleketime gelmiş olmaktan da çok memnunum ayrıca. Kitabın içeriği hem bir müzik tarihini anlatıyoruz baştan, Türkiye'deki eğlence yerlerini anlatıyoruz, sosyal hayatı anlatıyoruz, eğitimini anlatıyoruz, bir Türkiye panoraması da çiziyoruz ve bir sanatçının nereden nereye geldiği, hangi mücadeleler verdiğinin de öyküsü var. Mersin'i çok beğendim. Yani Nisan ayında geldim, inanılmaz beğendim. Çok kişilikli, kimlikli bir şehir haline gelmiş. Stand'ı çok beğendim. Hem zarif, hem çok sade. Ellerine sağlık. Ben bir kadın vakfının başkanıyım. Onunla ilgili Mersin Belediyesi ile konuşmalarım oldu. Kadınlara verdiği değer için de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaları var ve bu
Türkiye'de çok az belediyede olan bir şey. Onun için kutluyorum. Ya hani ben besteciyim, tamam, sanatçıyım ama yani roman yazmak benim işim değil ama nasıl yapabilirim dedim. Dedim peki denemeye çalışayım. Kalemi aldım elime, günlerce bir satır yazı yazamadım. Dedim ki ya acaba annemin anlattıklarıyla beraber başlasam nasıl olur falan filan diye düşündüm. Neticede onunla konuşmalarımızı, yani çocukken nasıl doğduğumu, ne yaptığımı falan, o mahallede neler yaptığımı öğrenebilmek için annemle biraz görüşmeler yaptık. O yönlendirdi beni. Ondan sonra onu yazdıktan sonra belli bir bölümü yazdım. Dolayısıyla da o ilk yazdığım metinden sonra evet Celal bak bu çok güzel. Sen bunu başaracaksın, devam et dedi. Ondan sonra sağ olsun yine Ayşe Hanım'ın gayretiyle kitabımızın basılması için Mersin Belediye Başkanımız Vahap Bey'le temasa geçirdi. Ondan sonra tahmin ediyorum gönderdiğimiz örnekler orada incelendi, bir takım basılmaya değer görüldü ve basıldı. Her şey mükemmel hazırlanmış, çok hoşuma gitti. Ayşe Hanım da benim Tarsus Koleji'nden okul arkadaşım. Özellikle de bütün yazmış olduğu kitapları biliyorum, okudum. Onu bugün de beraber olmak istedim ve büyük bir zevkle aldım. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese, başta şehir belediye başkanı olmak üzere teşekkür ediyorum. Güzel, çok güzel, muhteşem olmuş. Hatta geçen yıla göre daha güzel olmuş çünkü bölünmüş gayet güzel. Her yıl daha da güzel bir etkinlik olmasını diliyorum.